Evet değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Yaz dönemindeki ilk canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve ilk canlı yayınımızın bir süre ara vermiştik yayınlarımıza malum. Ama yaz döneminde de en azından iletişimi koparmamak için takipçilerimizle programlarımızın devam ettiğini haberdar etmek için inşallah yaz döneminin ilk misafiri olan Emre Kömürcü'yü birazdan yayına çağıracağım. Zaten yayına katıldı, şu anda takipte. Evet, Emre Kömürcü. Evet, Emre Kömürcü yayına katılma isteği göndermeni bekliyorum Emre'ciğim. Evet, şu anda bekliyorum senin. Emre Kömürcü. Evet, görüntülüyoruz. Şöyle inşallah. Evet, şu anda ekranda gördüm. Emre, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. Nasılsın, iyisin inşallah? İyiyim, sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Sizleri sormalı. Teşekkür ederim, hamdolsun. Sizleri gördük, daha iyi olduk inşallah. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim hocam. Yine bildiğiniz gibi çalışmaya devam. İşte misin, evde misin? Evdeyim şu an. Aslında hani bu erteleme için de sizden özür dilerim. Daha önce yapacaktık aslında. Yok. Yani bizim için sıkıntı yok. Bizim için sıkıntı yok. Yani yaz modu olunca biraz biz de şeyden koptuk. Ne diyelim? Normal yaygın eğitimin modundan koptuk. Yaz dönemi olunca biraz daha rahatlar, işte rahat sağa sola gidiyoruz vesaire derken şu anda iyiyiz. Bir sıkıntı yok yani, rahat ol. Peki hocam, tamamdır. Ya biz de yoğun bir iş temposundayız bu aralar. O yüzden yani çalışma yoğun oldu. Aslında biraz da denk geldi. Bir ara iptal ettik falan ama hani şu an iyi oldu. Yani şu an biraz daha az bu tempomuz. İnşallah onlardan birazdan dinleyeceğiz inşallah. Mesleğinizin durumu, şu andaki çalışma şartları vesaire gibi mesleğimize dair de sorularımız gelecek inşallah gençler için. Hı hı. İlk önce biz Emre Kömürcü'yü bir tanıyalım, arkasından sorularımız gelsin inşallah Emre'ciğim. Evet, Emre Kömürcü kim? Kim ile konuşuyoruz şu anda? Emre Kömürcü Adana Seyhan'da doğdu. 1991, 25 Eylül. İlkokulu ilk başta 23 Nisan İlköğretim Okulu'nda başladım. İlk 4 sene orada geçti. Daha önce biz Adana'da 19 Mayıs Mahallesi'nde oturuyorduk ve hani oraya gidiyorduk okul olarak da. Daha sonra Gültepe Mahallesi'ne taşındık. Ve orada Ömer Kanaatbilen İlköğretim Okulu'na geçtim. Son 4 yılda, ilkokul dönemlerinin son 4 yılında 5. sınıftan itibaren Ömer Kanaatbilen'de okudum. Ardından 75. yıl Anadolu Lisesi'ne gittim. 4 yıl boyunca burada bir eğitim gördüm. Mezun oldum. İlk girişimde üniversite tercihini yapmadım. İkinci tercihimde, ikinci senemde tekrar hazırlanıp Çukurova Bilgisayar Mühendisi bölümünü kazandım. Buradan mezun oldum. Yani yazılım geliştirici olarak birçok firmada çalıştım. Son olarak da yaklaşık 3,5 yıldır Siemens firmasında çalışıyorum. Ve hani Ankara'da yaşıyorum. Evliyim. Çocuk yok. Ankara'da böyle bir döngü halinde iş yerine gidiyoruz. Çoğunlukla evden çalışıyorum. Ama ofise ve müşteriye gittiğimiz zamanlarda oluyor. Bununla ilgili sorular da gelecek, sorularda gelince alabiliriz. Evde çalışmayı. Tamam. Rabbim kolaylıklar versin diyoruz. Başarılar diliyoruz inşallah. Çok teşekkürler hocam. Hazır sorularım var ama senin biyografinin içerisinde geçerken dedin, o sene tercih yapmadım dedin. Evet. Neden bunu tercih ettin? Yani böyle şu anda tercih dönemi olduğu için böyle bu kaygıyı yaşayan çocuklar var çevremde, öğrencilerimiz. Yani yazayım mı, mezuna mı kalayım veya ailelerin baskısıyla tercih, kendisini istemediği bölümü yazma moduna sokan çocuklar var. Bunun birkaç gün önce aile ortamında da konuşması oldu. Bunlara dair bir şey söylemek ister misin Emreciğim? Ya şöyle, aslında ben çok nettim bu konuda. Yani tercih yapacağım üniversite değil de hani bölüm konusunda çok nettim. İlk sene aslında yine bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanabiliyordum ama Yani daha iyi bir üniversite olması için ben bir sene daha tekrar hazırlandım. Aslında puanımı çok da yükseltemedim ikinci sene. Evet. Tabii bazı şanssızlıklar yaşadım vesaire. Yani yine de kötü bir derece yapmamıştım. O yüzden Çukurova Bilgisayar Mühendisliğini tercih ettim. Hani tıp yapacak puan kazanmış olsam da ben yine tercih edeceğim bölüm bilgisayar mühendisliği olacaktı. Hani Adana olmazdı. Başka bir üniversite olurdu. Yani genel olarak bu şekilde. Yani ben öyle bir tercih yaptım. İlk sene de girebilirdim. O biraz dediğim gibi ikinci seneki şanssızlığımdan kaynaklı oldu. Tercih döneminde hani sağ olsun annem babam hiçbir zaman bana müdahale etmedi. Çünkü çok nettim ben kararımda. Yani ben bu bölümü okuyacağım. Yani benim tercihim budur dedim. Ve hani gerçekten o konuda bana saygı duydular. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Çünkü bu gerçekten önemli. Eğer hani bir çocuk bu tercih konusunda çok net bir şekilde davranıyorsa ve bunu çok iyi bir şekilde araştırdıysa bunu da çok daha fazla üstelemeden ona saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Kafası net değildir. Yönlendirmeye ihtiyacı vardır. Bazı konularda bilgisizdir. Bu konularda yine hani destek verip çocuğa hani kendileri bilmiyor bile olsa dışarıdan dershane hocalarıdır vesaire. Onlardan destek alarak hani iyi bir bölüm neresi olabilir? Gerekirse mezunlarla görüştürüp o kafasına belirlediği bölümlerle ilgili bilgi almasını sağlayıp bu şekilde ilerlemesi sağlanabilir öğrencilerin. Güzel. Yani tabii eğitimci olarak şu anda aynı şeyleri düşünüyoruz zaten ama maalesef benzer yani bu durumda maalesef gerekli sağlıklı düşünme mekanizmasını kullanamayan insanlar duyuyoruz. Yani çocuklar diyelim eczacılığı düşünüyor, diş hekimleri, tıpı düşünüyor ama bu sene o kıvama gelmemiş. Yani o başarı seviyesini yakalayamamış ama idealinin peşinden koşuyor. Yani bunlara hedefi belli az çok ama hani şu anda ya seneye bize bir daha dershane masrafı çıkartma diye bir kısmı ekonomik kaygılı, bir kısmı psikolojik olarak hani sizin çoluk çocuk tercih yapamadı mı, kazanamadı mı gibi toplumun cahilce baskılarının etkisiyle maalesef bir kısmı böyle kaygılanıyor ve çocuklara şu baskı yapıyorlar. Mutlaka bu sene tercih yap. Yani bizi zorda bırakma gibi. Ya bunu ben çok itici buluyorum ve çocukların geleceği açısından da sağlıklı bulmuyorum. Onun için oraya takıldım. Katkılar için teşekkür ederim. Hocam. Yani çok kısa bir şey daha ekleyeyim. Hani bir de bizde herkes mühendis olsun, herkes doktor olsun, herkes öğretmen olsun gibi bir kaygı var çünkü toplumda hani bu meslekler hani daha fazla para kazanan ve saygı gören meslekler gibi görünüyor. Ama Avrupa'da birçok ülkede böyle değil aslında. Hani bir elektrik ustası bile aslında bir mühendis kadar saygı görüyor. Ya bizim ülkemizde maalesef hani bu saygı kültürü tam olmadığı için bu meslekler de tercih edilmiyor bir taraftan. Ama ya birçok hikaye var bununla ilgili. İşte kendisi profesör olup eşi çocuk bakıcılığı yapan ya da yani buna benzer birkaç hikaye vardı. Şu an tam net olarak hatırlamıyorum ama hani Avrupa ülkelerinde. Hani bu bize tam oturmadığı için maalesef biz bunu hani hep mühendis olalım, işte doktor olalım kafasıyla bakıyoruz ama bizde elektrik teknisyenine de ihtiyacımız var. Hemşireye de ihtiyacımız var ya da işte bilgisayar programcısına da ihtiyacımız var. Bizde mesela en büyük sıkıntılardan birisi de o. Herkes bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisi kendini bazen izole ediyor bazı işlerde. Ben bunu yapmam diyor. Yapacak kimse yok. Bilgisayar programcısı lazım. Hani bu bahsettiğim bölüm 2 yıllık bir bölüm. Ve hani o meslekten mezun olan arkadaşlara da ihtiyaç oluyor. Ve bunun bir eksik olduğunu düşünüyorum. Zaman yavaş yavaş bir yönlenme var. İnşallah hani bu zamanla daha güzel insanların birbirine saygı duyduğu bir ortama dönüşecektir diye inanıyorum. Evet. Yani bir meslek fetişizmi diyeceğimiz kutsanmış bazı meslekler var. Onun dışındakiler sanki böyle hani çok da önemli olmayan mesleklermiş gibi ve hani çocuk tercih etse bunu anlamlı bulacağız. Hani çocuğun hayalidir. Mesela sen bilgisayar ya diyelim Mukadder abi sana diyor ki sen bilgisayar yazmışsın tercihine diyor işte yok diyor ben hayalim endüstri mühendisi olmaktı diyor. Oğlumun da diyor benim hayalimi gerçekleştirmesini gerektiririm diyor ve seni psikolojik baskı altında bırakıyor ve yani böyle gerçekten acı hatıralar var Emre. Yani ya çok fazla var. Evet. Ve çocuk okuyor. Yani. Sırf ailesinin baskısından dolayı okuyor. Diplomayı bir kenara koyuyor. babasına gösteriyor, baba bak bu senin diploman ama ben başka bir meslek yapacağım diyen örnekler duyuyoruz. Yani ne gerek var bu kadar insanlar çocuklarımızın geleceğini, çalışacak olan o değil mi? Hayata atınacak. Kesinlikle. İşte risklerini gösterirsin. Çok güzel ifade ettin. Yani mesleki alanda çalışan insanlarla tanıştırılabilir bu gençler. Rehberlik servislerinden destek alınabilir ki internette bir sürü konuyla ilgili rehberlik yayınlar var. Yani onlar üzerinden de alınabilir. Bu anlamda bu paragraf kısmı, parantez kısmımız anlamlı oldu. Emre'cim teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Peki, evet bu arada yayına yeni gelen öğrenci arkadaş, öğrenciyle mezunlarımız var. Öğretmen dostlarlar. Onlara da selamlarımızı iletelim. Hoş geldin diyelim. Sanırım Doğan'ın da, Dayı'nın da selamları vardı yayında. Onu da iletmiş olalım. Peki, geçmişten geleceğe adımlar. Yayınımızla alakalı duygu ve düşüncelerini Emre'ciğim alabiliriz. Valla hocam ben açıkçası çok faydalı buluyorum. Eğlenceli de oluyor. Ben Çağrı'nın videosunu izlemiştim. Ahmet Topçu'nun izlemiştim. Evet. Furkan'ınkini biraz izleyebilmiştim. Fırsatım olmuştu. Yani birkaç diğer, evet. Tam hatırlayamadım. Birkaç kişi daha var. Onları da izlemiştim. Yani güzel geçiyor. Yani eğlenceli geçiyor. Yani geçmişe dönüyoruz biraz. Yolculuk yapıyoruz. Evet. Yani bu ilkokul hayatımızdan, ortaokul hayatımızdan bir de deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Şu an kimler ne durumda aslında biraz onu da görmüş oluyoruz. Hani neredeler, ne yapıyorlar? Aslında hani biraz da iş hayatı devreye girdikten sonra insanlar biraz kopmaya başlıyor. Biraz da onlardan haberdar olmuş oluyoruz ve faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eyvallah. Peki Ömer Kanaat deyince seninle nereye çağrıştırıyor Emre'ciğim? Hocam benim aslında ilk aklıma gelen şey bu konuyla ilgili İbrahim Baysal hocamız vardı, bilgisayar öğretmeni. Evet. Zaten bendeki ilk o hani parıltıyı da başlatan kişilerden birisi diyebilirim. Yani ilk oydu, bir de ikincisi de dayıma bilgisayar gelmesi de onun bilgisayarını kullanıyordum. Okuldayken Word Excel dersleri veriyordu İbrahim Hoca. Bize bir de Access diye bir Microsoft uygulaması öğretmişti. Belki bazı arkadaşlar bilir. Bizim bu Access dediğimiz uygulama şu an hani birçok sistemde kullandığımız veri tabanı sistemin altyapısı. Yani temeli aslında. Yani tüm veri tabanlarının. Ve hani onu öğretmişti. Tablolar arasındaki ilişkiyi falan göstermişti. Ben orada hani bu mesleğe bir hayranlık duymaya başlamıştım zaten. Hani çok fazla da soru soruyordum. Belki biraz bunaltıyordum bilmiyorum ama. Yani dediğim gibi o ilk aklıma gelen Ömer Kanaatbilen deyince o oldu aslında. Çünkü gerçekten çok hani iyi bir hocamızdı. Ben çok da severim kendisini. Onun dışında hani ondan sonra gelen şeylerde genelde aklıma sizin faaliyetleriniz hocam. Geziler, bu izcilik faaliyetleri. Yani ben çok dahil olamadım. Bir ara sadece bir katılıp çıkmış gibi oldum. Bilmiyorum belki hatırlıyorsunuzdur ama. Geziliğe mi katıldı? Evet. Devam etmemiştim. Ya birkaç hafta gelmiştim diye hatırlıyorum ben. Eyvallah. Buradan da İbrahim Hocama selamlarımızı iletelim. Yayını bazen sonradan dinliyor arkadaşlar. Buradan da ismini zikrettik. Yani selamlarımızı gönderelim. Çok selamlar hocama. Yani buna da gerçekten hani bu noktaya gelmemde de etkisi vardır. Çok teşekkür ediyorum ona buradan. Eyvallah. Güzel iz bırakmak her zaman için yad edilmeyi hak eder sonuçta. Hala da görevine Çukurova'da devam ettiğini biliyorum. Çok yakın zamanda, belki yakın zamanda görüşmedik ama 1-1,5 yıl önce tevafüken yine bir yolumuz kesişti. Hala iletişimimiz var. İbrahim Hocama da buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Var, yani ilkokulda 5. sınıftayken de Selma Hoca bizim öğretmenimizdi. Hani o da çok emeği var bizde. Matematik öğretmeni okulda Seray hocamız vardı. Seray Serçey'di sanırım. Evet, Seray Hanım vardı, evet. Aynen. Onun yani gerçekten o da iyi bir öğretmendi. Bir de Şemsettin Hoca vardı. Çok ilginç bir hocamızdı. Evet. Tarih dersi veren hocamız. Hani çok keyifli oluyordu dersleri. Hani o da gerçekten hani yani tarafsız anlatmaya çalışıyordu. Tarih çok önemli bir konu çünkü. Ve zaten yani sizle beraber yaptığımız sayısızca etkinlik, onları ya zaten yine konuşuruz muhtemelen. Yani onlar da çok eğlenceliydi. Etkiledi. Yani özellikle kar gezileri, sonra denize gittiğimiz zamanlar, Hasan abinin işte bu ünlü kavurması. Yani gerçekten... Onlara geleceğiz. Tamam. Onlara kronolojik olarak geleceğiz. İnşallah peki biz hocam. Okul üzerinden girdik. Peki okul yıllarından ilk tanıştığımız günlere dair hatıran var mı? Hatırlıyor musun? Ne, hangi derse buluştuk? Hangi derse girdik falan hatırlıyor musun? Hocam biz size derse değil de biz bizim komşumuzdunuz hocam. İlk başta hatırlıyorsunuzdur. Yan komşumuzdunuz. Evet. Biz orada tanışmıştık diye hatırlıyorum. He, okul üzerinden değil. İlk tanışmamız mahallede oldu o zaman öyle mi? Ben öyle hatırlıyorum. Yani ilk tanışmamız mahallede olmuştu. Hatta bahçede uğraştığınız bir zamandı. Selamlaşmıştık diye hatırlıyorum ama hani çok detayını hatırlamıyorum diyaloğum. Peki. Okul yıllarındaki katıldığın etkinliklerden sende iz bırakan, etkilendiğin veya işte sana artı değer kattığını düşündüklerinden şimdi oradan gelebiliriz. Sosyalleşmen anlamında veya bunlarla ilgili biraz neler var hatırladığını Emreciğim? Yani bu geziler çok eğlenceliydi. Benim çok hoşuma gidiyordu. Zaten hani bazen ailelerimizle beraber falan geliyorduk zaten. Yani babamla falan. Kardeşlerim. Evet. Ailelik geliyorsunuz. Evet. Hani deniz çok eğlenceli oluyordu. Kar gezisi, hani ilk defa karı biz hani Karboğazı'nda gördük. Yani sizle beraber gittiğimizde ben ilk defa o zaman görmüştüm. Hani o da çok değişik, farklı bir deneyimdi yani Adanalı olarak. Daha sonra tabii Ankara'da kara çok alıştık şu an. Hani kışları yani karlı geçiyor ama hani o zaman ilk olduğu için hani ben de çok farklı hissettirmişti. Bir de şey gezisini hatırlıyorum. Sanki Anavaza'ya gitmiştik bir. Evet. Hakkı vardı. Orada Hakkı'yla ilk defa orada tanışmıştım. Öyle bir anım var mesela. O aklıma geliyor. İsmail Hakkı Aral. İsmail Hakkı Aral. Evet. Sınıf arkadaşıydınız diye hatırlıyorum. Doğru mu? Aslında sınıf arkadaşı değildik biz. Yok değildik sınıf arkadaşı. Ondan sonra bir de Konya gezimiz vardı sanırım. Mevlana'ya gezdiğimiz bir gezi vardı. Evet, il dışı gezimizdi. Herhalde. Evet, yani ondan sahneler hatırlıyorum biraz. Hani hatta birkaç fotoğrafınız vardı bizim albümde sizin de olduğunuz. Bilmiyorum, bir ara eğer bulabilirsek yine paylaşırız birbirimizle. Olur inşallah. Yani katılı bunların sana peki bunlar hatıra olarak duruyor bir kenarda senin zihninde. Peki bunların senin hayatına o yıllarda dair bir katkısı olduğunu sonradan fark ettiğin oldu mu? Mesela evet, sosyalleşme. Aslında... Biraz orayı açmanı istiyorum Emre. Ya bu tamamen bilinçaltını etkileyen bir konu. Yani o hani denize gittiğimiz zaman da hani sıcak bir mevsimdeki iletişimimiz, o hani ateş başında etrafta toplanıp yaptığımız muhabbet, hani bu tamamen sosyalleşmeyle ilgili ve hani orada kurulan yakınlık gerçekten hani insanın ileride yani nasıl davranacağını etkiliyor illaki. Ve hani sosyalleşme konusunda da biraz daha özgüven kazandırıyor. Çünkü hani bir şekilde konuşuyorduk biz kendi aramızda o ortamda. Çünkü ortam ona itiyordu insanı. Ve hani artık ortam itmese bile konuşmamız gerektiği yerde konuşmayı öğrendik belki de. Hani o bir şekilde bilinçaltımızı etkiledi. Yani kar gezisinde de yine benzer şeyler geçerli. Aynı zamanda hani bir ilkle karşılaştığımızda ki verdiğimiz tepkiyi gözlemlemek de insanın hani kendini uzaktan izlemesi de, yani ben kendi açımdan söylüyorum hani, yani çünkü benim için ilkti ve çok ilginçti. Yani bu da bir deneyim kazandırmış olabilir ileriki zamanlar için insanın kendini izlemesi konusunda. Diğer bu ilk şehir dışı gezimizde de işte aslında bir yeri yine nasıl gezebileceğimizi de öğrenmiş oluyorum. Çünkü yani bir yere bakıp geçmekten ziyade orayı yaşayarak biz görmüştük. Çünkü çok fazla detay ya öncesinden de araştırmıştık. İşte orada da konuşmuştuk. Hani bir de birlikte olduğumuz zaman da herkes bildiğini paylaşınca da böyle bir bilgi birikimi oluyor, ortaya çıkıyor. Ve hani bir yeri gezerken de nasıl gezeceğimizi de öğrenmiş olduk. Hani ben çok severim bu arada. Hani müzeleri gezmeyi de çok severim. Tarihi, turistik yerleri gezmeyi çok severim. Hani mutlaka ben öncesinden bakarım gitmeden önce. Hani oranın geçmişinde neler olmuş, neler yaşanmış. Yani gittiğimde de o anı yaşamaya çalışırım. Ben hani orayı da yaşadığımı hatırlıyorum. Ve hani bana da öyle bir iz bırakmış. O da hani çok güzel bir izlenimdi. Hani güzel bir deneyimdi. Yani bu şekilde. Evet. Güzel. Gayet güzel bir analiz oldu. Şöyle bir katkı sağlayayım. Okul yıllarının dışında da bildiğimiz bir şey tekrar etmiş olacağım aslında da seyircilerimiz açısından şunu paylaşmak istiyorum. Hani biz sizinle ortaokul din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni düzeyinde iletişimimiz vardı. Ama siz mezun olmanıza rağmen yine iletişimimiz devam etti. Evet. Çeşitli etkinliklerle, yani mezunlar olarak küçük kardeşlerinizle yapılan etkinliklere sizleri de davet edip, evet, kah onlara abilik, ablalık yaparak, kah faaliyetlerde birlikte olarak onlara da katkı sağladınız veya kaynaştınız diyelim bu anlamda. Evet. Ve sizinle beraber yine başlattığımız, aslında şu anda ekranda Sakider olarak gözüken çalışmanın ilk tohumları sizlerle yapılan o ev hasbihalleri vardı. Orayı da biraz konuşalım. Bence unutulmasın. Şey anlamda unutulmasın. Hani Sakider bir süreçti. Sonuçta aslında. Evet. Yani evet. Sakider bir görüntüdü. Görüntülü kısmında, ama bunun arkasında sizlerle olan o gönül iletişiminin olduğu bir başlangıçlar vardı. Orayla hatırladıklarını paylaşabiliriz inşallah. Yani orada Hüseyin hocamız da hani çok katkıları oluyordu zaten. Evet. Ve hani çok güzel beyin fırtınası yapıyorduk. Ben onu hatırlıyorum. Yani herkes yine çok özgür bir ortam vardı. Herkes fikrini beyan ediyordu ve hani tezler oluyordu, antitezler oluyordu. Ortaya bir sentez çıkıyordu. Yani her konuda oluyordu bu. Sadece hani dini konularda da değil. Diğer konularda da çok tartıştığımız şeyler, evet, şeyler oluyordu. Zaten her şey iç içe. Yani ben onu çok seviyordum. Çok hoşuma gidiyordu açıkçası. Yani benim için, evet, onlar da güzel anılar. Peki, okul yıllarınıza döndüğünüz zaman kendini nasıl bir öğrenci olarak tanımlayabiliyorsun? Tanımlarsın Emreciğim. Yani şöyle, aslında ben 23 Nisan'dan buraya Ömer Kanaatbilen'e geçmiştim. İlkokul için söyleyecek olursak aslında ben şey düşünüyordum biraz. Benim seviyem iyi, diğer arkadaşlarımın o kadar iyi olmadığını hissediyordum. Bu da biraz aslında hani fazla özgüvendi ve hani belki biraz gıcık biri olarak görünüyor olabilirim. Çünkü notlarım yüksek oluyordu. Evet. Yani aslında çok aşırı çalışkan bir insan değilim. Dozunda çalışırım ama ben çok iyi dinlerim. Dersi çok iyi dinlerdim. Ben dersi dinlediğimde hani bir şekilde hani anlayabiliyordum. Yani iyi dinleyici diyebilirim ya kendime. Bir taraftan da arkadaşlarımın bakış açısı açısından da hani nasıl diyeyim, bu konuda itici görünüyor olabilirim. Emin değilim. Bir özel şey diyelim. Evet. Emin değilim ben bundan. Yani sadece şu an düşününce aklıma geliyor bunlar. Evet, anladım. Yani sonuçta insanlar mekanik bir varlık değil. Hani evet, ne diyelim, düğmesine, tuşuna çökünce aynı tepkileri veren bir varlık değil. Hani kimisi iyi dinleyicidir. Hiç evde ders çalışma gereği duymaz. Ama evet, başka birisi iyi bir dinleyici değil. Dikkatli de değildir. Evde bir sürü tekrara rağmen başaramaz. Ama anne babalarımız hep farklı yanlış kıyaslamalar yaparlar işte. Hani falanlı çocuğu saatlerce çalışıyormuş, bizdeki eline kitap almıyor. İşte kardeşim gibisinden böyle şeyler yaparlar. Yanlış analizler, kıyaslamalar yaparlar ve çocuklar hakkında bazen böyle olumsuz kanaatler verirler. Bu şunu anlamak lazım. Yani çocuğun anlama biçimi, okuma biçimi, algı düzeyleri hep farklıdır. Artı hepsi farklı öğretmenler tarafından yetiştirmişlerdi. İlkokul düzeyi için söylüyorum. Yetenekleri farklıdır, ilgi alanları da farklıdır. Böyle robotik varlıklar gibi algılamayıp algı düzeyleri, anlama düzeyleri hepsi farklıdır. Dolayısıyla birisinin çok çalıştığını birisi sadece dinleyerek çözebilir. Bunu da altını çizmiş olalım Emreciğim. Yayında bir kopma mı oldu? Evet, şu anda evet, sanırım yayında bir kopma oldu. Evet, Emre'nin tekrar yayına katılmasını bekliyoruz. Evet, geçmişten geleceğe adımlar mezun olan öğrencilerimizle şu anda hayata atılmış. Tabii sadece mezun olandan bahsettiğimiz lise diplomasını almış anlamında söylemiyoruz. Öğretmen-öğrenci iletişimimiz olmuş geçmişte. Hayata atılmış, üniversiteyi bitirmiş, hayata atılmış, işine başlamış ve artık hayatın o labirentler içerisinde gezen genç kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Onlarla hayatın dününe dair ve bugününe dair analizler, hatıralar dinlemeye, onların fikirlerini paylaşmaya, dinlemeye çalışıyoruz. Bugünkü misafirimiz de Ömer Kanaatbilen, Adana Sarıçam. Ömer Kanaatbilen'deki öğrencilerimizden Emre Kömürcü'ydi. Adana Sarıçam'dan şu anda tabii oradaki öğrencimiz ama şu anda Ankara'da ikamet ediyor. Ben de şu anda Yahyalı'dan yayını yapıyorum ama Adana adına yapıyoruz. Adana'daki öğrencilerimiz adına yapıyoruz. Emre Kömürcü kardeşimiz şu anda yayından ayrıldı. Yayına katılmasını bekliyoruz. Sanırım teknik bir sıkıntı oldu herhalde. Yayına katıldıktan sonra tekrar davet edeceğim. Evet, şu anda evet tekrar link gönderdi. Sanırım hatlarla ilgili bir sıkıntı vardı. Evet, şu anda tekrar Emre Kömürcü'yü canlı yayına alıyoruz değerli dostlar. Evet. Evet, şu anda Emre Kömürcü tekrar canlı yayında. Emre hoş geldin tekrar. Sesim geliyor mu? Geliyor. Sanırım bağlantı ile ilgili bir sıkıntı oldu Emre. Şu anda sesini alabiliyorum. Evet. Şu anda tabii yayın sesin tekrar gitti gibi ama evet. Emre Kömürcü sesimi alıyor musun? Evet değerli dostlar, yayın kaynaklı sanırım bir iletişim sorunumuz var Emre Kömürcü ile şu anda. Ankara'da özel bir şirkette bilgisayar mühendisi olarak çalışan bir öğrencimizle düne dair, bugüne dair hasbeller yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Evet, yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldin diyoruz. Evet. Arkadaşlar, programımız Geçmişten Geleceğe Adımlar. Evet, böyle bir seri başlattık. Bu özellikle pandemi sürecinde bizim eskimez mezunlar dediğimiz öğrencilerimizle öyle iletişimimizi hem devam ettirebilmek, hem daha canlı tutmak, hem de onların tecrübelerini bir sonraki öğrencilerimize paylaşmak, hatıraları yad etmek için onlarla beraber buluşmaya, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bugünkü misafirimiz Emre Kömürcü. Evet, yayında bazı teknik sıkıntılar çıktı ama şu anda evet. Emre hoş geldin tekrar. Evet. Evet, yayın kaynaklı bir sıkıntı var gibi ama Emre sesimi alabiliyor musun? Evet. Emre tekrar hoş geldin. Evet, şu anda alabiliyorum Emre. Şu anda alabiliyorum ama bir kopukluk oluyor gibi yanılmıyorsam. Evet. Sanırım hatla ilgili, bulunduğunuz bölgedeki hatlarla ilgili bir sıkıntı olabilir. Mobil yayından da kaynaklı olabilir, bilmiyorum ama sen benim sesi alabiliyor musun şu anda? Evet değerli dostlar, yayındaki misafirimiz Emre Kömürcü, Ömer Kanaatbilen İlköğretim Okulumuzdan öğrencimiz olan, şu anda Ankara'da bilgisayar mühendisi yapan bir kardeşimiz. Onunla düne dair hatıraları, düne dair tecrübelerini paylaşmaya çalışıyorduk ve teknik yayında bir sıkıntı oldu şu anda. Evet, Emre tekrar yayından ayrıldı. Sanırım hatla alakalı bir sıkıntı var. Evet, bu arada yeni gelen arkadaşlarımıza da hoş geldin diyelim. Teknik sıkıntıdan dolayı özür diliyoruz arkadaşlar. Maalesef hatla ilgili bu tür sürprizler oluyor ister istemez. Evet, inşallah bunda yayına daha sağlıklı bağlanabiliriz. Evet, şu anda tekrar yayına davet ettim Emre Kömürcü'yü. Tekrardan kusura bakma hocam. Ben balkona geçtim artık en son. Tamam. Herhalde yayın hatla ilgili bir sıkıntı vardı Emre herhalde. Tamam. İki internetle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Bir de evimin konumundan dolayı şebekeye çekme sıkıntısı var. O yüzden en son balkona çıkmak zorunda kaldım. Çok güzel. Tamam. Özür diliyorum bunun için. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam, şu anda sesi net alıyoruz. Hı, süper. En son okul yıllarını konuşurken son sorumuz şuydu. Peki yeniden başlamış olsaydınız eğitime, bu yaşta film tarih şeridini geriye doğru oynatırsak nasıl bir öğrenci olurdunuz Emreciğim? Bu öğrencilik açısından mı, sosyal hayat açısından mı? Öğrencilik açısından daha çok. Yani aslında genel olarak ben yeterli seviyede her şeyi öğrendiğimi ya da yani nasıl diyeyim? Ya daha çalışkan olmak istemezdim. Çünkü bu sefer dışarıdaki şeyleri kaçırırdım. Hani daha az önemsemek istemezdim. Bu sefer mevcut olduğum konumda olmazdım. Yani aslında hayat bir denge üzerine kuruldu. Ve hani evet, bu dengeyi hep korumaya çalıştım. Yani her şey hiçbir zaman işim olmadı. Ama işi önemsememezlik de yapmadım. Yani genel olarak benim yani hayata bakış açım bu. Hani bunu da hep devam ettirmeye çalıştım. Hep sosyal olmaya çalıştım. Yani o yüzden hani bu konuyla ilgili bir keşkem yok. Ama şöyle ben ortaokul yıllarında tekvandoya başlamıştım. Yaklaşık bir 6 ay falan devam ettim. Bayağı ya bir 3-4 kuşak falan da atlamıştım. Yani aslında hoşuma gidiyordu ama üniversite, liseye hazırlık sürecinde onu bırakmak zorunda kaldım. Hani ondan dolayı bir pişmanlığım var. Keşke onun sonunu getirseydim. Böylece de sorular 3. bölüme geçmiş olalım. İstersen onu anlatma bence. Tamam, peki hocam, tamamdır. Peki eğitim hayatın ve genel hayatına baktığın zaman hocam iyi ki yapmışım dediklerin neler var? Böyle sıralama yapmak istesen. İyi ki yapmışım dediklerin, tercihlerin, hayat tercihlerin, eğitim tercihlerin açısından. Yani iyi ki yapmışım dediğim, ya gerçekten üniversiteyi zaten iyi ki yapmışım diyorum. Bu tamamen apayrı tutuyorum. Ve hani sadece üniversitede de değil, bu işte lise ve ilkokul yıllarında da hani iyi ki gerçekten hani o sosyal hayatı da yaşamışım, o gezilere gitmişim. Hani çünkü hani o konuda ailem de çok iyiydi gerçekten. Hani hiç beni baskı altında tutmadılar bugüne kadar. Yani imkanlar olduğu kadar destekledilerdi beni. Yani maddi, manevi. Yani aslında iyi ki böyle bir aileye sahibim. Anne babaya sahibim. O en çok şükür. En önemlisi o. Tabii. Bir de yani üniversitede de gerçekten sadece hani derslerle ilgili değil de ben ders dışında da kendimi çok geliştirdim. Hani ileride bu bölümü okuyacak arkadaşlar için de gerçekten iyi ki part-time çalışmışım bir yerlerde. Çünkü o tecrübeyi kazandım. Aynı zamanda para kazandım. Hani bunlar gerçekten çok ciddi artılar oluyor. Hem iş hayatında hem sizin kendinizi iyi hissetmeniz açısından hem de mesleki tatmin açısından. Yani bunları sayabilirim genel olarak. Peki. Keşke yapsaydım dediklerim. Şimdi belki o tekvandoyu buraya ekleyebilirsin işte. İstersen tabii. Yani ben hocam aslında tekrardan bir ilkokula dönecek olursak hani ben matematiğe çok güveniyordum. Ve gerçekten bu konuda fazla özgüvenliydim ben. Ve hani hatta Seray Hoca'dan bahsettim. Ben hep zaten 5 alırım diye düşünüyordum her zaman. Sürekli 5 alırım. Ve hani çok fazla da çalışmıyordum sınavlara. Bir gün ilk sınavda, hani matematiğin ilk sınavıydı. Yani 7 ya da 8. sınıf tam hatırlamıyorum. 3 almıştım. Ve hani gerçekten o zaman yıkılmıştım. Demek ki dedim bu kadar özgüvenli olmamak gerekiyor. Hani kendine güvenmemek gerekiyor. O zamandan sonra hani daha mütevazı bir insan olmaya çalıştım. En azından matematik konusunda. Evet, o bir ders oldu diyorsun. Peki. Kesinlikle. Bir de işte bahsettiğim tekvando konusu var. Hani ona gerçekten devam etmek isterdim. Bir müzik aleti çalabilmeyi çok isterdim. Hani lisede buna daha fazla zaman ayırabilirdim. Yani fotoğrafçılıkla da ilgilenmiştim aslında lisede. Hani ona da yine hani daha uzun bir şekilde daha profesyonel ilgilenebilirdim. Yani bunları sayabilirim. Aslında biz bir şeyleri hani çok yarıda bırakıp bir şeylere devam etmişim. Şu an onu fark ediyorum. Güzel. Yani tespit anlamında da katılıyorum. Yani derslerin dışında da aslında dışarıda akan bir hayatın olduğunu, yani müzik, spor, sanat gibi uğraşı alanlarının da olduğunu, insanın bunlarla ilgili birikimlerinin meyvelerini zamanla ya huzur olarak ya zamanı değerlendirme olarak ya bir gelişim olarak gördüğünü fark ediyorsun sanırım şu anda. Aynen. Bunları demek ki sadece okul ev arasında gelip gitmemeli öğrencilerimiz. Yani okul ve evin dışında da, dershanenin dışında da, dışarıda dediğimiz tırnak içi söylüyorum. Dışarıda akıp giden bir doğal bir hayat akışı var. Evet. Oradaki güzelliklerden de insan nasipler olmalı diye belki özetleyebiliriz sanırım. Evet, kesinlikle öyle. Peki Emre'cim, keşke yapmasaydım var mı dediklerin, düşündüğün hayatın içerisinde? Keşke yapmasaydım dediğim. Yani aslında bu söylediklerimizin olumsuzu oluyor bir nevi. Evet, aynen. Yani şu an başka düşüneyim. Çok düşünmene gerek yok. Demek ki ya, böyle zihninde olsaydı gelirdi zaten zihnine. Şey, böyle diline cümleler dökülürdü sanırım. Demek ki olumsuz yani, bir şey yaşamamışım. Üniversitede bir arkadaşımı kırmıştım. Yani onu keşke yapmasaydım dediğim oldu. Yani çok biraz özel bir konu olduğu için burada anlatmam biraz zor ama hani kırdığım bir insan oldu ve onu keşke yapmasaydım. Onun için hani pişmanlık duyuyorum. Tabii ucu açık olduğu için bu size da, yani ucu açık bir cevap. Haliyle böyle bir cevap verme hakkınız da var. Bizim daha çok kastettiğimiz işte tercihler, okullar, meslekler, işte yaşanan iller vesaire gibi ucu açık. Dolayısıyla her türlü cevap verebilirsiniz. Bir şey ekleyebilirim o zaman. Ya çalıştığım aslında ikinci şirket, ya tabii her şey bir şeylere vesile oluyor ama hani keşke oraya hiç girmeseydim dediğim oldu. Çünkü Adana'da ilk başta bir firmada çalıştım. İkinci girdiğim firma. Hani maaşlarımızı alamıyorduk. Gece gündüz çalışıyorduk. Hani hak ettiğimizi alamıyorduk. Hani gerçekten çok moral bozucu zamanlardı. Hani oraya girmek yerine başka bir firmada çalışabilirdim. Ya bunlar da bize tecrübe oldu. Tabii. Bu da bir iş, bu da hayat bir süre, eğitim bir süreçtir sonuçta. Evet. Yani eğitimi sadece statik diplomayla sınırlandıran bir anlayışımız var maalesef. Ama hayat boyu beşikte mezara kadar ilim öğrenin diyen bir inancın müntezipleriyiz. Dolayısıyla biz son nefese kadar eğitim sürecimiz devam edecektir. Olumsuz olanlardan da dersler çıkardı. Kendimize artı değerler katabilmeniz. Yoksa neticede her zaman yanlışlara da açık insanlarız. Varlıklarız sonuçta, yani bütün insanlar bu yanlışlığa açık varlıklardır. Onlardan da ders çıkartabiliriz. Peki mesleğe gelelim Emre'ciğim. Mesleğinden gördüğüm kadarıyla zaten şöyle bir soru sormayacağım. Mesleğinizde memnun musunuz? Sorunun cevabını zaten yayını dinleyenler almışlardır. Fazlasıyla memnunsun. Peki bu konuda seçmek isteyenlere mesleği, bilgisayar mühendisi olmak isteyenlere neler önerirsin? Kendilerini nasıl hazırlasınlar? Ne yapsınlar? Neler düşünüyorsun bu konuda? Evet canım. Yani tabii ki bir ilgi olması her meslek için olmazsa olmaz bir durum. Hani ama bu tabii bilgisayarda oyun oynamak ya da işte işte sosyal medyayı çok iyi kullanmak gibi algılanmamalı. Çünkü hani bu bambaşka bir dünya. Aslında bir oyunu oynarken ya bu oyun acaba nasıl yazıldı? Bu oyundaki grafikleri nasıl yapmışlar? Bu nasıl hareket ediyor? Ben buna bastığımda neler oluyor gibi bir merak varsa tamam, o zaman işte bu gerçekten ilgi oluyor. Yani bu mekanik zekası olan insanlar, ya sadece tabii zeka değil, nasıl diyeyim, genel olarak sayısal zekayı kapsayan bir alan ama yani benim düşüncem aslında beynin her iki tarafında kullanmak gerektiği bir alan. Hani işin mantıksal tarafı da var. Estetik tarafı da var. Yani bir tasarım boyutu da var. Yani aslında mesleğimiz çok fazla alanı barındırıyor, bilgisayar mühendisliği. Ama biz Türkiye'de bunu genellikle yazılım mühendisliği olarak yapıyoruz. Ya bir bilgisayar mühendisi genelde yazılım yapar gözüyle bakılıyor ama hani aslında bunun işte güvenlik alanı var, network dediğimiz bu işte internetin tasarlanması konusu var, bu ağların tasarlanması konusu var. O ayrı bir dünya. Yapay zeka ayrı bir dünya. İşin grafik tasarım boyutu ayrı bir şey. Hani bunların hepsini kapsıyor aslında. Bunlara ilgisi olan arkadaşlar öncelikle hani tercih edebilirler. Hani üniversite hayatında da gerçekten hani matematik bilgisi gerekiyor bu bölüm için. Olmazsa olmaz çünkü. Şöyle şu an matematik kullanıyor musunuz derseniz aslında işimin çok %20'lik 25'lik kısmında kullanıyorum. Ama aslında bu üniversitede gördüğümüz matematik gibi sayısal dersler bizim hani bakış açımızı etkiliyor. Hani problemleri çözme açısından bize bir şeyler kazandırıyor. Hani o yüzden hani matematiğe ilgisi olanlar da bu alanı tercih edebilirler ekstradan. Hani bölüm zor mu derseniz zorlandığım zamanlar oldu. Çok zorlanan, aşırı zorlanan arkadaşlarım oldu. Ama meslek olarak gerçekten hani iş bulma ihtimali çok yüksek, çok yüksek olan bir meslek. Tabii bu maaş skalası dediğine geldiğimiz zaman da tamamen kişisel gelişimle doğru orantılı. Siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz aslında maaş skalanız da o kadar değişiyor. Yani yurt dışında çalışma imkanları zaten çok fazla, çok yüksek. Hani o yönden de avantajlı bir bölüm. Onun dışında, yani dediğim gibi bence şu an hatta Türkiye'de yani iş bulabilecek en kolay, tıptan sonraki en kolay meslek grubu diye düşünüyorum açıkçası. Ya çünkü şöyle, üniversitede hiç ilgili olmayan arkadaşlarım bile şu an iş buldular ve hani bu mesleği icra ediyorlar, çalışıyorlar. Ben işsiz kalan hiç kimseyi görmedim. Kendi bölümüm adına, yani kendi sınıf arkadaşlarım adına konuşuyorum. Yani o yüzden hani tercih edilebilir bir bölüm. Hala uzun sürede tercih edilebilir olacaktır. Çünkü zaten teknoloji çağındayız. Dünya çok hızlı değişiyor ve hani bu değişimi ayak uydurmayı sağlayacak şeyleri geliştiren kişileriz biz aslında. Hani o yüzden böyle bir artısı var. Onun dışında yine meslekle ilgili şunu söyleyebilirim. Her alanda çalışıyorsunuz. Mesela benim çalıştığım çok farklı projeler var. İşte bir hastanenin bilgi yönetim sistemini de geliştirdiğimiz zamanlar oldu. Gidip yani su kayıplarının azaltılması ile ilgili çalıştığımız bir projede oldu. Yani şu an bulunduğum projelerde de elektrik sıkıntısı işleri yapıyoruz. Yani çok bambaşka farklı alanları öğrenip, sentezleyip, bunları analiz edip o ihtiyaçları görüp onlara çözüm üretmeye çalışmak. İşin aslında hani böyle çok kutsal bir tarafı da var. Hani özellikle ben bu bahsettiğim su kayıtlarının azaltılması projesinde hani çok fazla sorumluluk aldım. Ve hani gerçekten çok iş yaptım. Hani eğlenceli işlerdi, güzel işlerdi. Biz şu an Türkiye'deki büyük bir ildeki su kayıtlarını %50'den %25'lere kadar düşürdük. Bu yaptığımız çalışmayla. Hani bu da mesleki tatmin açısından da yani çok iyi oldu. Yani şimdi Siemens firması belki dışarıdan hani yabancı firma, yabancı sermayeli falan gibi görülüyor ama aslında hani bu işi yapanların tamamı Türk mühendisler. Türkiye'deki yapılan işlerin tamamı Türk mühendisler tarafından yapılıyor. Onu da ekstradan tırnakta belirtmiş olmak istedim. Peki şöyle bir soruyu sormak isterim. Türkiye'de alan genişliyor sanırım. Mezun skalası çoğalıyor. Bunun gelecekteki iş bulma kaygısı taşımalı mı tercih edecek olanlar? Yani bunun ne zamana bir doyum ulaşacaktır sence? Yani ben bunun uzun bir süre aslında devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla proje var. Ve ya zaten küresel sorunları da biliyorsunuz. Hani bu yangınlar, işte sel felaketleri, aslında bunlar küresel ısınmanın bir sonucu ve bizim bazı şeyleri hani teknik anlamda da ilerletmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani neden bahsediyorum? Mesela deniz suyunun arıtılması konusu tamamen bir mühendislik konusu. Onun dışında ya bu orman yangınlarının engellenmesiyle ilgili sallıyorum bir drone sisteminin kurulması, haberleşme sisteminin kurulması aslında tamamen teknik bir konu. Yani bunun gibi bir sürü global sorun var ve bunlara teknik çözümler getirmek gerekiyor. Ve burada gerçekten çok fazla mühendise ihtiyaç var. Yani ben hani gerçekten mesleği severek yapacak olan zaten hiçbir insanın işsiz kalacağını düşünmüyorum. Hani ola ki sevmeden de tercih etti, işte hani matematiğe ilgisi vardı sadece tercih etti ya da bir şekilde sıralaması ona yetti, tercih etti. Kendi sıralaması yetiyorsa o belli bir kapasitesi var demektir. Ve hani onun da mesleği, ben hani bizim mesleğin yani en azından hani 20-30 yıl boyunca devam edeceğini, hani bu açığın kolay kolay çok kapanmayacağını düşünüyorum. Kapanmayacağını. Yani buna inanıyorum. Yani elektrik elektronik mühendisi arkadaşlar da var. Hani tabii onlar için de benzer şey söz konusu. Ama hani mesela biz bir enerji, yani bizim grubumuz enerji grubu. Tamamen elektrik işi yapıyoruz. Bir tane elektrik mühendisi varsa ona karşılık 4 tane bilgisayar mühendisi var. Yani çünkü biz bir şekilde o işi öğrenip yapabiliyoruz yani. Eyvallah. Güzel bir analiz oldu. Dolayısıyla düşünen, merak eden. Peki kim bu işte başarı sağlayamayabilir? Yani gerçi bir ipucu verdin. Matematiğine güvenip de istemeden yazanlar dedin ama hani alanda pişman olup da işte ben bilgisayar mühendisiyim ama ben bu işi yapmayacağım diyen böyle örneklere karşılaştığınızda neden şikayetçiler Emre? Var mı veya böyle örnekler? Evet. Çok vardı. Çok fazla vardı. Ya bir üniversitede bir arkadaş vardı. Matematik öğretmenliği okuyordu. Pardon, matematik öğretmeniydi. Bilgisayar mühendisliği yazmıştı. Hani matematiği de çok iyi zaten. Ama hani bilgisayar mühendisliğinde algoritma dediğimiz bir ders var ve bunu yapıp yapamayacağını zaten ilk dönemde görüyorsunuz. Hatta ben eğer düşünen arkadaşlar varsa diyorum. YouTube'dan algoritma videoları izleyin. Yapabiliyorsanız hatta özellikle yabancı videoları izleyin. Eğer ilginizi çekiyorsa yazın bölümü. Çekmiyorsa ve çok zormuş gibi görünüyorsa biraz daha temkinli yaklaşın diyorum. Hani böyle bir önerim oluyor. Onu yapamamıştı ve hani bırakmıştı okulu. Yani sonuç okula bırakmak olmuştu ve kendi mesleğine devam etmişti. Bir de endüstri mühendisliği bölümünden birkaç arkadaş bizde çift ana dal yapıyordu. Yapmaya çalışıyordu daha doğrusu. Çok zorlandılar. Onlar da bırakmak zorunda kaldılar. Ama hani bizim bölümden, endüstriden çift ana dal yapan onlarca insan olmuştu. Yani o yönden bir tık daha hani mühendislik olarak zor görünüyor. Yani ben ilk 2 sene biraz yüksek ortalama yapmıştım. Ondan sonra hani çok rahattım zaten. Hatta ben son sınıfa neredeyse ders bırakmamıştım. Son sınıfta gidip part-time çalışmıştım onun yerine. Evet. Yani bu tarz çalışmalarda her bölüm tercih edenler olursa hani bu tarz çalışmaları yapmalarını tavsiye ederim. Eğer hani izleyen arkadaşlar da varsa hani bizim part-time ilanlarımız falan da var. Onlara da başvurabilirler. Peki. Teşekkür ederiz. Şimdi de son bölümdeki sorularımıza geçiyoruz. Tamam, asr-ı saadete gidecek olsaydınız hangi sahabi ile tanışmak, görüşmek isterdiniz? Yani hepsi birbirinden değerli aslında. Ama Halit bin Velid olabilir. Hani stratejik zekası gelişmiş biri olduğunu düşünüyorum. Hani onlara öğrenebilecek şeylerim olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, bir sayısalcı olunca onun sanırım strateji güzel bir oradan bir şey yok. O yakaladın herhalde. Onun stratejik hesaplamaları. Evet. Biraz okumuştum. Güzel. Peki uçan bir balona binseydiniz nereye gitmek isterdiniz? Nerelere gezmek isterdiniz Emre? Yani aslında birçok yere gitmek isterdim. Yani saymakla bitiremem ama yani dünyada gezmek istediğim, yani Türkiye'de birçok yeri gezdim. Dünyada henüz çok yani hatta hiçbir yere gitmedim diyebilirim. İlk hedefim Türkiye Cumhuriyetleri olurdu. Oraların kültürünü, hani eski kültürümüzün hani yaşanılmaya devam eden kısmını görmek isterdim açıkçası. Güzel. Evet, bir Orta Asya turu yapardım diyorsan. Öyle evet, mi? Kesinlikle. Oradan başlardım balonla turlamaya. Ha, oradan başlamaya. Güzel. Peki. O bir başlangıç oldu. Şimdi de diğer yayınlarda görmüşsündür. Kelime söylüyorum. Sizde ne çağrışım uyandırdığını tamamen doğal olarak ifade ediyorsunuz. Hazırsan başlayayım Emreciğim. Tamamdır hocam. Buğday. Buğday. Besin. Yani olabilir. Hayat, yani temel besin. Temel, rüzgar. Rüzgar. Soğuk. Evet, elma. Einstein. Pardon, Newton. Evet. Hemen çağır. Evet, ay. Bilinmezlik. Bir tarafını hiçbir zaman bilemiyoruz ya. Öyle bir bilinmezlik çağrıştırıyor. Güzel bir okuma. Peki, kıyam. Kıyam. Duruş diyeyim. Duruş. Fatiha, özür dilerim. Fatiha. En güzel dua. Bulut. Yani bulut deyince benim aklıma bulut bilişim geliyor. Evet, doğaldır. Yani doğal olsun cevabı. Sistem diyeyim hocam. Evet, bulut da bir sistem. Peki para. Yani ben de kötü şeyler çağrıştırıyor ama tabii olmazsa da olmaz bir taraftan. Evet, peki askerlik? Askerlik hastalık çağrıştırıyor hocam. Çünkü ben çok hasta olmuştum. Bedelli askerlik yaptığımda. Kütahya'da yaptım ben. Evet. Yani zaten 3 haftaydı. Yaklaşık 17-18 günü hasta olarak geçirmiştim ben. Ha, o zaman çok anı biriktirmişsindir yine onu 15 gün hocam, olsa da. Çok hocam. Hatta şey geliyor aklıma. Bir pilot arkadaş vardı. Neyse çok orası uzun hikaye olabilir o yüzden vakit kalırsa konuşuruz. Peki incir. İncir. tatlı diyeyim. Yani şu an aklıma bir şey gelmedi açıkçası. Peki bir de hayvan ekledik. Ördek. Ördek. Göl. Evet. Evet, göl diyorsan. Hani çünkü kelimelerin insanlarda bıraktığı izler farklı olabiliyor. Hı hı. Çok profesyonel bir liste değil aslında. Bu sadece hani belki işin uzmanı olan bir profesyonel bir psikolog vesaire bunu daha bilinçli soracaktır mutlaka ama biz biraz muhabbete renk katmak için soruyoruz. Hani aldığınız cevapları da çok analiz edecek bir öyle bir şeyimiz de yoktur aslında. Yani uzmanlığımız yok ama en azından bir çağrışım olsun diye böyle bir listemiz de var. Emre'cim benim sorularım, eklemelerim bitti. Senden de eklemek istediklerin varsa paylaşmak istediklerini alalım. Sonra da vedalaşalım inşallah canım. Yani şu an için aklıma çok ekstra hani gelen bir şey yok. Ama dediğim gibi meslekle ilgilenen arkadaşlar varsa hani eğer bilgi almak isterlerse yine bana ulaşabilirler. Hani onu ekleyeyim ben. Eyvallah. Ekstra olarak. Tamam. Yani yayına aldığınız için çok teşekkür ederim. Öyle bir şey vesile olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Hem katılımından dolayı hem de verdiğin güzel bilgilerden dolayı. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ev halkına da selamlarımızı buradan iletmiş oluyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diliyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Siz de hocam görüşmek üzere. Eyvallah Emre'cim. Selam.